Abi sıcak kızı. Boynuzlu kızı. Ne abi sıcak kızı. Göze bak, göze bak. Göze bak. Burada bak, göze bak, göze bak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çiftlik İşleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün yoğun çiftliğin içerisinde olan güzel hızlı bir videoya başlıyoruz. Bu arada sorumu unuttum. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür bizler de iyiyiz. Şimdi kısa kısa hemen bahsedeyim. Bu arada gözün birazdan göstereceğim. Size bir armut göstereceğim. 10 numara ve kızarmaya başlamış. Şey kocaman. Şimdi neler yapacağız? Ahırımızda arpalarımızı biliyorsunuz. 2-3 video öncesinde göstermiştik. Böyle bir güzel patlatma atıp sarmıştık. Ondan bir arpa çıkartacağız. Bunu koyacağımız yer işte bu bidon. Bu bidonu bir güzelce temizleyeceğiz. İçerisine arpalarımızı koyacağız. Kolaylıkla alıp çıkarma olsun. Hani 2-3 çuval koyduğumuzda bu bizi rahat ettirir en azından. Daha sonra ne yapacağız? Çiftliğimizin, ahırımızın pardon, üzerine güneşlik serecektik. Yapacağız, 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 yapacağız diyorduk. Bir türlü vakit bulamamıştık. İşte bundan önceki videoda görmüştünüzdür. Ulan yine konuşamadık be. Görmüşsünüzdür. Koyunlarımızı aldık, geldik. Onları sağacağız akşama. Hava biraz serinlesin diye bekliyoruz. Akşam saati sağıyoruz çünkü. Onları da kuruya çıkartıyoruz. Çünkü gebeler hayvanlarımız. Koça geldiler. Artık sütleri düşmeye başladı. Onları iyice kurutmak için araya biraz zaman koymak gerek. Yani gün aşırı sabah akşam sağmıyoruz ki daha çok sütleri çoğalıyor. Çünkü buradaki yeşillikte salıyoruz biz. Daha da çoğalıyor sütleri. Ondan sonra tavuk yemliklerimiz var. Onları tavuklarımız yemin içerisinde döküyorlar da onlara asacağız, tavana asacağız. Zaten normalde tavukla yemliğinle suluk asılması gerekiyor. Onları asacağız. Bir de giriş kısmında ampul kısmımız var bizim, otomatik yanan. Yani akşamları sağ hava kararı zaman otomatik yanan. Onun bir tane lambaları var. Birkaç tane lambaları var. O lambaları sönmüş. Bir tanesi yanmış. Onu değiştireceğiz. Birkaç tane çiftlik işimiz var. Ondan sonra biz getirirken otluk getirmiştik. Onlardan birkaç tanesi böyle gevşemiş, dağılmış. Ben onları biraz kenarlarına ayırdım, şey yaptım. Bir güzel onu artık o yarına kalabilir belki ama gene de bu videonun içerisine sıkıştıracağım. Onları tamir edip otluklarımızı yerleştireceğiz. Gölgeliğimizi çekeceğiz. Güzel bir videoya devam edeceğiz. Araya sürprizler sıkıştırabiliriz. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dayı. Armuda bak be. Maşallah maşallah. Armutlara bak. Olmuş mu? Kızarıyor be. Maşallah maşallah. Doğru da bir tane o. Gele buyursun yesin istediği kadar. Kamyonla götürsün. Hadi bakalım. Boğuluyorum lan. Senin su attığına göre dışı çok önemli değil zaten de. Yine de hazır elimizdeymiş. Gel. Valla hep pırıl pırıl. Evet, kafa kamanımızı taktık. Bidonumuzu yıkadık. Şimdi burada ne aldık geldik? Balya iplerimiz var. Şuradan rüzgar nasıl içeri atmış bunu ya? Şöyle tavuklarımızı sağalım. Kızlar çıkın, siz de sabahtan beri sıkıldınız. Buyurun. Buyurun. Karamitat. Nere lan? Hanım da horozun ismini Karamitat koydu. Vallahi bilmiyorum. Eski Türk filmlerinde var ya şeyler. Ağır abiler. Aha. Selamun aleyküm. Oh, kafayı da vurduk.
Tova uşaklar buraya 3 tane. Bak ne bırakmışlar. Maşallah. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Sen de çık. Oha, 2 tane de burada var. Oo, parayı bulduk gene. Burada var mı? Tamam. Şimdi biz bunları buraya bağlayacağız. Bunu da buraya bağlayacağız. Şimdi şu zaten boş. Bunu dökelim. Böyle bolca yerden yesinler. Şundan bir şu şöyle. Ya kendi aldığınız yumurta gibisi yok vallahi billahi yani. Tadı müthiş oluyor. Sapsarı be. Kızım bu suyu pisletmişsiniz. Çık sen dışarı. Haydi bakalım bunu. Ben tazeleyeceğim. Temizleyeceğim. Taze bir tane su koyacağız size. Şuradan bunu bir sökelim. Bunu bir sökelim. Nerede bizim bıçağımız? Şöyle kestik. Orada çivi yerimiz de var. Baba iyi. Aynen. Şu fazla hepimizi alalım. Oraya haydi bakalım. Aha size yemlik. Öyle biraz. Şimdi aynısını suluğa yapalım. Sonra sulukları temizleyelim. Yeni sıfır su koyalım. Çocuklarımız pırıl pırıl. Gittiler evin oraya. Bak hiç. Hani burada tavuk? Hiç. Ektiniz beni be. Evet şimdi sularla yemlikleri bitirdik. Bir de onların görüntüsünü alalım. Şöyle. Şimdi suyu birazcık yüksek yaptım. Niçin yüksek yaptım? Yani böyle 4 hemen hemen 15 santim yukarıya yaptım. Yemliği biraz daha alta yaptım. Çünkü bu suyun bu tarafında çok kazınıyorlar. Toz toprak sokuyorlar içine. İlaçlarını da attım bu arada. Nefes darlığı için, üst solunum yolları için. İlaçlarını da koyduk. Dur bakalım nasıl olacak. Şimdi yumurtaklarımızın İki tanesini buraya yumurtlamış mı? Tohumları alalım. Ev cihazımıza götürelim ve bir tanesi babalingo yani. Öbürüsü acı küçük. Haydi bakalım. Evet geldik kızların yanına. Değil mi? Değil mi kızım? Evet diyor. Hele hep ver, hep ver, yok. Salıyoruz. Şimdi azıcık gezinin bakalım. Bir hava alın. Gelin bakalım. Hadi gel bakalım. Nazlı çık kenara. Nazlı. Pablo çık kenara oğlum. Pablo. Pablo. Lan oğlum sizden hiç çoban köpeği olmaz lan. Tavuklar da burada. Horozlar burada. Azıcık elmaya saldık onlara. Elma yesinler. Üzüm. Tava görüntüye bak. Hey. Tavuk var. Horoz var. Bir de keçiler gel. Köpeklerimiz var. Bir de keçilerimiz geldik. Kısmet olursa. Bir zaman sonra da işte onlar da gebe kalsınlar. Yiğit Vural'dan alacağız. Onlar da gelecek. İnşallah Yiğit Vural kardeşim getir de onu da bir misafir ederiz. Ha bu arada biraz sonra da sağıma geçeceğiz. Şimdi bir dolaşsınlar. Ayakları alışsınlar. Bunları da yapacağız yarın. Kaç yerini söktük, dağılmış. Evet son ürünü al. Başladık. Bak bak nasıl bakıyorlar sana. Bak görüyor musun buradan? Kızlar ne oldu? Şimdi güvercinlere buğday çıkartacağız. Bunları da sağmadan önce bir gezdirdik, dolaştırdık. Çok bak güzel. Oradan çıkacak neredeyse. Oraya güzel bir ara yapacağım ben.
Şimdi sen ne yapıyorsun şu an? Hayatım, bunu açmaya çalışıyorum. Hayır, ne yapıyorsun yani? Ha, şey, kuşlara bu buğday. Bu buğdayı çıkaracağım, sonra sahamını yaparız. Sahamı yaptıktan sonra o sabah şey yıkadım. Teneke yıkadım. Bidon yıkadım. Hı hı. Mavi bidon. Ona arpa dizeceğiz. Şey, arpa dolduracağız. Ha, iyi, öyle yapalım, tamam. Sabah için mi? Bir şey için. Hani hayvanlara daha rahat olsun diye. Ya şunların tipine bakın. Tipsizler. Oradan çıkacaklar hepsi beraber. Bir ton var ya, yere dökülen ne varsa, elma, erik, yerdeki çıkan bütün bitki çeşitliliğini, hepsini gömmelerine rağmen bu kadar açlar yani. Akşam yemeklerini daha vermedik, sağarken yediriyoruz. Daha kolay oluyor. Öyle olunca işte böyle oluyor. Tamam, hadi ben güvercinlere yemlerini vereyim. Tamam. Tamam hayatım. Tamam. Ondan sonra sağlığın için. Maşallah usta bak. Maşallah. Be. Be maşallah be. Oh. Fuşur fuşur. Maşallah. Evet. Oh, vallahi süper. Maşallah, Allah'ım ya Rabbi. Bravo. Siment tavlusu mu? Hey. Tavuğu, otluklarımızı da bitirdik. Ups, ups, ups. Otluklarımızı da almıştı, onları toparladık. Buraya koyunlara keçilere, oraya da koyunlara keçilere. Üzülürüz. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Seçkin reis yardıma geldi bize. Ustamız da şeyi çakıyor. Ustamız da gölgeliği çak çak. Şuraya üst tarafa 2 metrelik gölgelik çakacağız. Ben şimdi bunu takayım kafama. Böyle aç onu. Aç aç aç. Kadar atacağım. Şunu. Şey ya, sarı çivi yapmadın mı? Ben öbürünü sarı çiviyle çaktım. Tavuk kümesinkini. Tamam, tabi öyle. Hatta biraz da bu tarafa 10 numara olacak. Sarı çivilerden getireyim. Ya bunlar tutmaz mı abi? He? Tutmaz. Bak çaktım, çıktı işte. 5'e 2,5'lar var ya orada. He? Onlardan böyle üstüne çıkacak. Getirsene onu. Yok be, onlara gerek var mı? Ya bu tavuğunki nasıl duruyor? Gerçi onlara senin verdiğin şapkalı çiviler vardı ya. Hatırlıyor musun? Biliyorum, biliyorum. Olmaz, olmaz. Buradaki pozisyon olmaz. Onda olur mu? Bir tane bir çakalım mı çıkalım? Bunlardan çok yok ki Seçkin abi. Nasıl çakacağız onları? Kaç tane çakacağız? Çok yok ya. 3 tane var. Bunları ikiye böl. He? Bunu da ikiye böl. İkiye değil de böyle kısa kısa yapsak nasıl olur? Olur. Hani çakıp böyle atıyorum 30-40 santim, 30-40 santim ağır. İlk önce 2'ye. Sonra 4'e böleceğiz. Sonra 4. Şöyle yani. 1, 2, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle gel. 2'ye böleceksin. Sonra bunu da mı 2'ye böleceğiz? Tabii. Yok ben. 4, 8, 10 tane yeter.
Ben bir şey çıkardım ama. Oradan mı? Böyle böyle hepsinden çakacağız he abi. Al bakalım. Bence daha küçük daha küçük olurdu. Kalk Nazlı kalk. Şimdi bunu kablonun bu tarafına çak Seçkin abi. Bunu bu şimdi bu kapıya çok engel olacak. Keser miyiz? Onu ayarlayacağız. Böyle de gölgeliğimiz. Şöyle göstereyim. Bu yanından da payı var. Oralara ağırlık bağlayacağız. Mis gibi olacak. Hadi bakalım. Vallahi ev gibi oldu ha. Kalkmamız. Bağladık da onlara böyle. On numara bitti be. Şimdi uçtan da göstereyim. Öyle de. Tam öğlen sıcağı. Ama gölge güzel oldu valla. Evet. Ahırımıza geldik. Gölgelimizi yaptık. İçerisi mis gibi gölge olmuş. Şöyle de göstereyim. Bakın. Gölgeliğimizi böyle bitirdik. Bu şuralardan bağladık. Kapımızı açtık. Şuraya kadar geldi. Burası zaten güneş vurmuyor. Şurada bidonumuzu göstereyim. Böyle. Nefis. Artık arpamız bunun içerisinde şey olacak. Sıkıntı olmayacak. Yani zırt pırt burayı aç yapmayacağız Allah'ın izniyle. Bugünkü işlerin içerisine ampulümüzü değiştiremedik. Çünkü söktüm baktım ben ona. O ampulden buralarda yok. Normal ampul takılmıyor. O böyle gün ışığına alakalı çalışan bir ampul. İnşallah onu da değiştireceğiz. Bu akşam bir daha koyunlarımızı sağacağız. Artık bir dahaki videoda nefis bir peynir yapımına geçiyoruz. Allah'ın izniyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Söyle kızı. Kızların keyfine bakın. Eyvah. Yaksım, yaksım, yaksım. Çirkinler kızlar. Şöyle göstereyim. Kızların keyfi yerinde akşam onları bir daha sağacağız. Dediğim gibi işte peynirimiz yavaş yavaş sütlerini düşürüyoruz Allah'ın izniyle. Gebeler çünkü. Ama müthiş yoğurtla sütlacı. Harika. Bakalım peyniri nasıl olacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.